Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tarih soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz ve sizler için iki tane güzel sorum var. Sorular sizleri biraz zorlayabilir ama önemli bilgiler vereceğim değerli arkadaşlarım. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde kurulan 19. yüzyılda 2. Mahmut tarafından kaldırılan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım bilgiler bizim için çok değerlidir. ÖSYM kafanızı karıştırmak için her şeyi yapacak. Yeniçeri Ocağı doğru cevabımız. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Divan-ı Humayun'u kuran Orhan Bey'dir. Kaldıran 2. Mahmut'tur değerli arkadaşlarım. Bakın bunu da sorabilirler. sahne Batı tarzı ilk subay okuludur. Hangi dönem? 1. Mahmut dönemi değerli arkadaşlarım. Batı tarzı asker yetiştiren ilk subay okulu. Enderun Mektebi 2. Murat döneminde açıldı. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurumsallaştırıldı. Biz Enderun'a ne diyoruz? Devşirme yetiştiren okul diyoruz değerli arkadaşlarım. Devlet adamı yetiştiren okuldur. Devşirmeler burada yetişir. Yaya ve ya Müsellem Orhan Bey döneminde oluşturulan ilk düzenli ordudur. Cevabımız Yeniçeri Ocağı olacaktır. Yeniçeri Ocağı'nı kuran 1. Murat, kaldıran 2. Mahmut'tur. Bundan dolayı tarihte biz bu olaya ne diyoruz? Vakayı haydi ediyoruz. İkinci sorumuza gidiyoruz. Dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nde Sadrazam, Yeniçeri Ağası ve Kaptanı Derya gibi üst düzey devlet görevlilerinin oluşturduğu sınıfa aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki yönetici sınıfını biz üçe ayırıyoruz. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Bize neler verilmiş? Sadrazam verilmiş. Hem idari hem askeri işlerle görevlidir. Başkomutanlık sıfatıyla savaşlara katılır. Yeniçeri Ağası güvenlikten sorumlu ve askeriyeden sorumlu. sorumludur. Kaptanı Derya donanma komutanıdır. Bu üç bilgi, bu üç örnek bizi neye götürür? Seyfiye'ye götürür. Seyfin kelime anlamı ne? Kılıç demek. Askerlikten aklınıza gelsin. Cevaba ulaştık. İlmiye, ulema, din alimleri sınıfı demek değerli arkadaşlarım. İlmiye, din, eğitim ve hukuku kendi içinde barındırır. En güzel örnekler kaz asker, müderris ve kadıdır. Şehiristan örneğini de verebiliriz. Raya, Osmanlı'da vergiyle yükümlü Halk demektir değerli arkadaşlarım. Vergi. Yergi değil. Vergiyle ile yükümlü halk anlamı taşıyor. ya, ya. Kalemiye. Yazı ve maliye işlerinden sorumludur. Defterdar ve nişancı örneğini verebiliriz. Cevabımız seyfiye olacaktır. Tekrar ediyoruz. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye biz ne diyoruz? Yöneten sınıf diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.